Covid-19 sonrasında TGDF Akademi platformunda farklı sektörlerin, alt sektörlerin süreçten nasıl etkilendiğine dair sektörün oyuncularıyla bir fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Bu Covid-19 sürecinin ödevleri neler olacak? Bu süreçten hep beraber daha güçlenerek nasıl çıkabiliriz diye. Bugün gündemimizde bakliyat sektörü var. Tesadüf o ki dün de Sayın Cumhurbaşkanımız fiyatları açıkladı hububat ve bakliyat ürünlerinde. Öncelikle sözü İsmet Bey'e vereceğiz. İsmet Bey hem Pakder Başkanı hem de İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı olarak, Borsası. pardon, Borsa Başkan Yardımcısı olarak ve sektörün de uzun yıllardır içinde her türlü derdiyle boğuşmuş çilekeş bir ticaret erbabı olarak bize Türkiye'deki bakliyat sektörünün bir fotoğrafını, güzel bir fotoğraf çekin bakalım İsmet Bey. Nasıl Türkiye'de durum bakliyat açısından? Söz sizde, buyurunuz. Tabii biz yaklaşık 35 senedir bakliyatla uğraşan bir ailenin ferdiyim ben. Tabii ilk başlarda Türkiye'de bakliyatta 80'li yıllarda ben okulu yani üniversiteyi bitirdikten sonra geldiğimde Türkiye'deki üretim miktarı Hindistan'dan sonra yanlış hatırlamıyorsam Hakan da beni destekleyecektir. Türkiye ihracatta ikinci sıralarda yer alan bir ülkeydi o zamanlar. Ve zaten bizim kuruluş sebebimiz de ihracat yapmak için yani bu Türkiye'de üretilen bakliyat ürünlerini ihracat için kurulan bir şirketti. O günlerde yani ciromuzun hemen hemen yarısı ihracattı. Çünkü Türkiye'de yaklaşık 1,6 milyon tona yakın bir ürün üretiliyordu ki o zamanki nüfusumuz yani 35-40 milyonlarda. Şimdi tabii bugüne geldiğimiz noktada maalesef ben güzel şeyler söyleyemeyeceğim. Türkiye'nin 1980'li yıllarda verilen destekler, bakliyata verilen destekler, TMO'nun alım stratejisi, işte Nadas alanlarının daraltılması gibi politikalar ile dünya bakliyat ihracatının merkezi konumunda olan bu ülke maalesef bu başarı hikayesi uzun sürmedi. 1994 yılından itibaren TMO bakliyat alım ve destekleme kapsamından bakliyatı maalesef çıkardı. Başta nohut ve mercimek olmak üzere bakliyat üretimi cazip olmaktan çiftçi için çıktı. Türkiye bu tarihten itibaren rekabetçi gücünü maalesef kaybetti ve küresel pazardaki hakimiyetini yitirdi buna bağlı olarak. Türkiye'nin şu andaki üretim rakamları yaklaşık 1,2 milyon tona yakındır. Fakat dönem dönem ithalat yapmaktayız maalesef. Mercimek olsun, fasulye olsun. 2 senedir nohut ithalatı yapmıyoruz ama belli dönemlerde de geçmiş senelerde nohut ithalatı da yapıldı. Maalesef bizim ihracatımız biterek yani bitme noktasına gelerek bugün çok fazla değil ihracatımız. İthalata dönük bazı malların eksikliğinden dolayı ithalata dönük bir noktaya gelmiş durumdayız. Şimdi Türkiye aslında tarımda yani dünyaya da bir bakarsak Hakan Bey o dünyayı mutlaka anlatacak. Dünyada bakliyat üretimi 90'lardan sonra 30 yılda %50 artış gösterdi. Bunun nedeni bir kere bakliyat ürünlerinin son derece önemli ürünler olduğunu dünyadaki birçok ülke hatta gelişmiş ülkeler tespit ederek yağ oranı düşük, işte karbonhidrat oranı yüksek, protein kaynağı olarak besleyici olması tercih sebebi olarak bu ürünleri ekmeye başladılar. 2 milyardan fazla insan devamlı bu ürünleri tüketiyor şu anda dünyada. Ve bu artışın sebebi de bu. Yani 80 milyon tona geçmiş durumda şu anki dünya üretimi. 75 milyar dolarlık bir cirodan bahsediyoruz toplamda ciroda. Ama Türkiye'nin bu üretimde aldığı pay maalesef %1,3'lere geriledi. Şimdi Türkiye'nin aslında
Hani üzülmemizin tek sebebi daha önceden bu işi başarmasa, bugün diyeceğiz ki kardeşim zaten hani Türkiye'de bakliyat üretimi yapılamıyor. Yani bu kadar yapılır veya 1 milyon 200 bin ton yapılıyor. Hayır değil. Bizi üzen maalesef Türkiye'de potansiyeli ortaya çıkaracak, gerçekten bu bakliyat ürünlerini destekleyecek net bir politika bugüne kadar tam olarak ortaya konulmadı. Size biraz önce söylediniz, Cumhurbaşkanlığımız dün fiyatları açıkladı. 3.500 lira kırmızı mercimek, 3.200 lira yeşil mercimek, nohutta da 3.350 lira diye açıkladı. Sevindirici, en çok sevindirici bakliyattaki prim ve destek ödemesinin ton başına da 800 lira olarak açıkladı. Tabii bunlar çok önemli gelişmeler. Yani bakliyat konusunda bir farkındalığın son 10 senedir aslında devletimiz tarafından irdelendiğini, bu konuda adımlar atıldığını görüyoruz ki biz Tevfik Bey ile birlikte Ticaret Odası'ndayken 2008 yılında Mehdi Eker zamanında ilk defa Cumhuriyet tarihinde ilk defa hatta 94 yılında o TMO bakliyat alımını kestikten sonra ilk defa biz zorlayarak yani hem dernek hem odalardan zorlayarak Mehdi Eker döneminde 100 TL'lik bir destek açıklanmış. İşte bugün o destek 800 liralara kadar çıkmış durumda. TMO da alımla 2 senedir bu destekleri sürdürmeye çalışıyor. Ama ben sadece bunların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Aslında Türkiye'nin genelde tarımında atılacak adımlarla birlikte bakliyatı da sürükleyeceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye tarımı hani COVID-19 salgını ile bir fırsat yakalamış gözüküyor. Aslında dünyada bütün ülkeler artık tarımı farklı yönde izah edecekler, yaklaşacaklar. Farklı sistemleri ortaya koyacaklar. Çünkü ilk akla gelen yani salgından sonra ilk akla gelen sektör tarım sektörü oldu. Dünyanın her yerinde. Çünkü insanlar bilgisayarlarını yiyemez, işte yolları yiyemez. Sonuçta mutlaka gıda tüketmek zorunda. Ve bu gıdayı da evde tüketirken de marketlere saldırdılar ilk dönemlerde. Ama yani gıdanın ne kadar önemli olduğunu bu salgında da dünya gördü. Şimdi Türkiye'nin bir şansı var. Türkiye'nin verimli toprakları var. Doğru yönlendirme, doğru strateji, doğru yönetimle eski gücümüzü, potansiyelimizi ortaya çıkarabiliriz. Özellikle bakliyatta, bölgesinde başrol oynayacak, yani bu bölgede başrol oynayacak ülke durumuna gelebiliriz. Şimdi biliyorsunuz bakanlığımız fasulye ve mercimek üretimi için özellikle ithalatın azalması için 15 ilde atıl arazilerin tarıma kazandırılmasına yönelik adımlar attı. Bakliyat tohumlarının da %75 oranında hibe verilmesi desteğini açıkladı. Ha, bu parametreler, destekler çok sevindirici ama topraklarımızın tamamını verimli hale getirmeliyiz. Sadece 15 ilde değil. Yeni tarımla aranları, sulama alanları, sulama yaparak açabiliriz. Geleceğimiz nokta inanın %100 yerli olabilme şansımız var. Kendine yetme noktasında yani biz 12 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz biliyorsunuz mutlaka. Biz Rus, Ukrayna veya Amerikan veya Çin, Meksika vesaire ülkelerindeki köylünün cebine direkt her yıl 12 milyar dolar gönderiyoruz. Oysa yani ithalatı şöyle söyleyeyim bizim köylünün cebine koysak bu parayı. İhracatımız yani düzgün bir politikayla ihracatımız 40 milyar dolara çıkması, tarımsal gıda sanayisinin gelişmesi için Türkiye bu potansiyeli ortaya koyduğunda çok farklı bir noktaya gideceğini düşünüyorum. Ve insanlarımızın 2010 aslında bu tarımsal politikamız da var. 2010 yılında tarım politikası olarak hazırlanan havza modelimiz var. Bugünkü dünya gerçekleriyle hatta modifiye edilerek bugünkü gerçekler.
Geçen hafta da lansmanı yapılan DİTAP, biliyorsunuz, dijital tarım çalışmasını da bu çalışmaya ekleyerek odalar, borsalar, federasyonlar, SDK'lar, üniversiteler, bakanlığımız ile birlikte ulusal bir şuur ortaya koyarak bu işi başarmalıyız. Çocuklarımız için başarmalıyız. Geleceğimiz için, özgürlüğümüz için başarmalıyız. Türkiye gerçek anlamda bir tarım ülkesi olabilmek için varını yoğunu ortaya koymak zorunda. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim. Tamam. Hakan Bey'den sonra devam ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok önemli bilgiler verdiniz gerçekten. Yani dünya piyasasında aldığımız pay %1,3. Hakikaten üzücü böyle bir coğrafyada, dünyada tarımın beşiği olarak bilinen bir coğrafyanın bence şanslı insanlarıyız. Evet, sevgili Hakan Bey'e sözü vereceğim ama Hakan Bey de 30'lu yılı aşkın bir süredir bu tarım ticareti içinde. Hakan Agro 24 ülkede değil mi? Hem Doğrudur. ofisleri hem de fabrikalarıyla. Doğru. Vallahi size Türkiye temsiliyeti falan vermesi lazım Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bizi büyük bir Taşıyoruz o bayrağı, her başarıyla. tarafta sıkıntı yok. Evet, biliyorum biliyorum, Dubai'de çok keyifli sohbetlerimiz oldu. Sizin Türkiye aşkınızı sizden dinlemiş biri olarak burada olmanızdan çok memnun oluyor, memnuniyet duyuyorum. Evet Hakan Bey, İsmet Bey Türkiye'ye ilişkin önemli tespitlerde bulundu. Ben iki şeyi merak ediyorum öncelikle. Yani iki açıdan bakalım istiyorum. Bir, şu dünya bakliyatının genel bir fotoğrafını görelim. Sizin oradan baktığımızda İsmet Bey'in söylediklerine ilave olarak Türkiye'nin daha neler yapması gerektiği ya da yapabileceğine ilişkin görüşlerinizi de mutlaka dinlemek isterim. Sanırım katılımcılar da benimle aynı fikirdedir. Sözü hemen size bırakıyorum. Tekrar Tamam. teşekkürler. Teşekkür ederim İknur Hanım. Bütün katılımcılara selamlar, saygılar. İsmet Bey'in söylediği her şeyin altına imzamı atarım. Maalesef dedikleri doğru. Yapılacak çok iş var. Şimdi müsaade ederseniz size şöyle bir genel olarak bir bakliyatı 1950'lere çekerek dünya çapında bir analiz yapıp ondan sonra ne tarafa gideceğine dair bir şey yapacağız. Şimdi bu share screen de biraz daha Ahmet Güldal Bey de katıldı aramıza. öyle mi? Tamamdır. Temo Genel Müdürümüz. Sayın Genel Müdürüm, hoş geldiniz. Merhaba İknur Hanım, hoş bulduk. Hürmet ederim, nasılsınız? Teşekkür ederim herkese, tüm katılımcılara selamlar. Vallahi bizim sizin Diyorum. fiyat Merhaba açıklayacağınızdan Ahmet. haberimiz Hareket yoktu. Tesadüf gösteriyor. bu ki. Böyle bir zamana denk geldi. Evet, isabet oldu bu. Sizin Evet. düz oldu bana. Az önce haberim oldu. Harika. Hakan Bey dinledikten sonra sizin de değerlendirmelerinizi almaktan Evet, mutluluk memnuniyet. duyarız. Tamam inşallah. Evet, Sayın Lütfen. Genel Müdürüm, hoş geldiniz. Saygılar sunuyorum. Şimdi şöyle bir sunum akışını ben hemen kısaca izah edeyim. Bir geçmişten bahsedeceğiz. Bakliyat neredeydi? Dünya çapında üretimi, yaşadığımız sıkıntılar, sonrasındaki gelişmeleri anlatan bir sunum akışımız bu şekilde. Şimdi bu tablo çok önemli bir tablo. Baktığınız zaman 1950'lerden 2016'lara, 2018'lere yaptık o analizi. Ve 55 senede bakliyat üretimi gördüğünüz gibi sadece %105 büyümüş. Yani yetim kalmış açıkçası. Neden? Çünkü 1950'lerde yaşanan o açlık buhranı sonrasında, İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından yaşandı biliyorsunuz. Neredeyse dünya nüfusunun üçte birinin aç kaldığı bir periyotta tamamen büyüyen nüfusu nasıl doyururuz yaklaşımıyla belli bir teoriler üretildi, çalışmalar yapıldı ve onu da yeşil devrim diye adlandırıldı. Şimdi oradaki hedef bir insanın günlük alması gereken enerji ve kalori hesabıydı. Yani daha çok nişasta özlü ürünlere yönelildi. Bunun sonucunda da gördüğünüz gibi tabloda mısır, pirinç,
soya, buğday ve bakliyatı karşılaştırdım ben. Buradaki 55 senedeki en büyük büyüme gördüğünüz gibi %1148 ile soya da olmuş. Tabii bunun nedeni belli. Hibrit çalışmaları, genetik modifiye edilmiş tohumlar, hibritler, gelişim, teknoloji, tarım en iyi şekilde geliştirilerek uygulandı ve üretim rakamları bütün ürünlerde ciddi oranda yükselirken bakliyatta sadece %105 kaldı. Şimdi ekili alana gidecek olursak yine 1961'den ta 2016 ve 2018 diye de ayırdık. O 2018 ayırma nedenimiz bakliyatın son birkaç senedeki başarısını göstermek için onu ayırdık. Şimdi burada da yine bütün dünya ikili alanlarının birçok üründe %400'lere varan büyüme göstermesine rağmen bakliyatta %37'de kalmışız. Yani hiçbir büyüme yaşanmamış denilebilir. Şimdi sağdaki tabloya baktığımız zaman yine verim tablosu bu. Birçok üründe teknoloji uygulamaları, Ar-Ge'ler, tohum ıslahları sonuç verirken bakliyatta %50'de kalmış bu verim fazlalığı. Ve diğer ürünlerde gördüğünüz gibi %200'lere varan bir verim yükselişi olmuş. Şimdi burada bakliyat açısından şurada dikkatinizi çekiyorum. Özellikle 55 senede %105 bakliyat üretimi büyümüşken son 2018 rakamı var bende. 2019'da aynı trendde devam ediyor. Sadece bir senede %10 büyümüş bakliyat üretimi dünyada. Yani bu size bakliyatın gidişi hakkında ciddi bir talebin, ilginin olduğunu göstermesi açısından onu biz ayrıştırdık. Şimdi ben 2011 senesinde Dünya Bakliyatçılar Konfederasyonu Başkanı seçildiğim zaman önümde kadük, yetim kalmış bir sektör, dağınık dediğim böyle dünya istatistiklerine girmeyen bir ticaret hacmi vardı ve biz bunu nasıl dikkat çekeriz stratejisini uygulamaya soktuk. 5 yıllık bir stratejik vizyon planı hazırladık ve burada daha çok bakliyatın tanıtımını tüketiciler nezdinde tanıtımını hedefledik. Bunun bizim için hedef ülkeler tabii ki Orta Doğu Türkiye değildi. Bakliyatı bilmeyen Kuzey Amerika taraflarına yöneldik bunda. Ve 2011 senesinde Dünya Bakliyat Senesi projemizi ben o zamanki Tarım Bakanımız Sayın Mehdi Eker'le paylaşmıştım. Sağ olsun çok destek oldu. Ciddi bir çalışma yapıldı o tarihlerde. Bütün genel müdürlüklerin katılımında bir proje komitesi kuruldu ve Mehdi Bey'in de Roma'ya gelip bizzat çalışmaları sonucunda biz 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda 2016'yı Dünya Bakliyat Senesi ilan ettirebildik Birleşmiş Milletler'de. Ve bu tabii çok dikkat çeken bir çalışmaydı. Bunun yanı sıra mesela neler yaptık? Şimdi İsmet Bey 85 milyar dolar diye ifade etti. Doğrudur. Ben rahmetli olarak 100 milyar dolar civarında bir tablo ortaya koyduk. Ve bu finans çevrelerinin, büyük gıda şirketlerinin dikkatini çekmekti amacımız orada ve onu da başardık. Sonra McGill Üniversitesi ile Kanada'daki McGill Üniversitesi'nin başkanlığında bir bakliyat inovasyon platformu oluşturduk. Burada hedefimiz yine dünya gıda şirketlerinin bakliyat konusuna dikkatini çekmekti. Ve bu inovasyon ortaklığına
ki açık platformda bu. Hiçbir şekilde patent şeyi gözetmeden tamamen sektör için yapılmış bir çalışmaydı. Buna zaman içerisinde neyse, Unilever, Firmenich, General Mills, işte Barilla, Tata gibi dünya devleri, Pepsi gibi dünya devleri katıldı. Ve bakliyat nedir? Mesela bir toplantımıza Pepsi'nin başkan yardımcısının katılımını hatırlıyorum. Adam geldi şöyle, bakliyat nedir hiçbir fikrim yok. Sadece iyi bir şey olduğunu işittim. Sizi dinlemeye geldim diye bir şey olmuştu. Sonrasında da biliyorsunuz Sabra'yı satın aldılar. $350 million verip humus üreticisini satın almışlardı. Şimdi Mintel raporu bu çalışmaların sonucunu çok net ortaya koyuyor. Yani 8500 bakliyat içeren ürün lansmanı yapıldı sadece Amerika'da. Bir sene içerisinde. Bu bize neyi gösteriyor? Bakliyata olan ilginin giderek arttığını ve hak ettiği yere doğru gittiğini gösteriyor. Şimdi gelelim sizin benden duymak istediğiniz COVID'in bakliyata etkisi. Şimdi tabii bu etki diğer bütün ürünlerde olduğu gibi bakliyat için de aynı. En büyük risk neydi COVID'in beraberinde getirdiği risk? Ben çok daha çok böyle vaktinizi almak istemiyorum çünkü son iki aydır sürekli duyduğunuz şeyler. En büyük risk tedarik zincirinin kırılma riski. Yani burada geçen hafta dikkatinizi çektiyse Amerika'nın en büyük tavuk üreticisi Tyson Foods'un CEO'sunun Trump'a uyarısı oldu zincir kırılmak üzere diye. Şimdi bizim bir ayağımızda bir iş kolumuzda tavuk olduğu için, beyaz et olduğu için ve Tyson Foods'un da biz dünya çapında pazarlamasını yapıyoruz. Bize de aynı şekilde uyarılarda bulundular. Artık yumurtaları kırmak, fabrikaları kapatıyoruz noktasına geldik. Bu COVID'in bize etkisi çok ciddi boyutta diye. Şimdi bu işte lojistik sıkıntılar, konteyner bulunamaması dünya çapında biliyorsunuz Çin'de yoğun yığılmalar yaşandı. O konteynerler geri dönmediği için birçok ülkede konteyner sıkıntısı yaşandı. Bu alımların yükselmesine sebep oldu petrol fiyatına düşmesine rağmen. Ve yani bakliyat özelinde de aynı sıkıntılar yaşandı. İşte malın gecikmesi, üretime yansımasının gecikmesi. Dolayısıyla fabrikaların zaman içerisinde taahhütlerini yerine getirememe gibi riskler vardı ve bunların hepsini yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi bakliyat özelinde diğer tüm tarım ürünlerinde üretici ülkeler tabii önce kendi gıda güvenliklerini hedefliyorlar. Önce can sonra canan diyorlar. İşte Rusya BDT topluluğu, Ukrayna tahıl ürünlerinde önce KOTAŞ ama KOTA uygulaması itibariyle de açık açık bir ihracat yasağı söz konusu. Ama bakliyat özelinde bu bahsettiğim ülkelerde bir ihracat yasağı söz konusu. Bu ülkeler daha çok zaten ithalata dayalı bir ihracat potansiyeli olan ülkeler olduğu için örneğin Mısır'da sektörü etkilemedi. Hani Kanada ve Avustralya, Amerika gibi en büyük ihracatçılarda bir kısıtlama olmadığı için bakliyat bu kısıtlamalardan etkilenmedi diyebiliriz. Şimdi bakliyatın tabii şeyine baktığımız zaman aslında sektörün koronayı sevgiyle kucaklaması lazım. Çünkü çok olumlu bir sonuç doğurdu bu korona. Yapılan çalışmalarda örneğin şurada bir İspanyol çalışmasını göstereceğim size. Buradaki listeye baktığınız zaman Legumbre Secas dediği %136 %335. Bu birinci rakam COVID'in başladığından bu yana akümülatif bir rakam. Şu %335'lik büyüme de bir haftalık raflarda alınan ürün
olarak bakılıyor. Yani makarnadan bile fazla bir şekilde şeye yönelilmiş, bakliyata yönelilmiş. Yine trendlere bakacak olursak, şuradaki New York Times'a ilk defa haber oldu bakliyat sektörü. Burada gördüğünüz gibi "A boom time for the bean industry" diye bahsediyor. Hakan Bey, ekranı yansımıyor. Bunlar yansımıyor mu? Peki, özür dilerim, nasıl yapacağız bunu açıkçası? Bu paylaşımınızı durdurun, stop deyin. Okay. Share screen'e. Tamam. Sonra paylaşmak istediğiniz dosyanın üzerine tıklayın tekrar. Şimdi görünüyor mu? Dosyayı önce bir açın masa üstünüzde başkanım. Sonra yani dosya değil, ben bunu şeyde tutmuştum. Web ne derler, arama motorunda tutmuştum. Oradan yine de gösterebilirsiniz. Arama motoru açık mı şu anda önünüzde? Evet, açık. Tamam. Şimdi share screen yaptığınızda o ekranı görüyor olmanız lazım. Ona direkt tıklarsanız paylaşıyor oluruz. Bir dakika. Şunu kapatayım o zaman. Bir uyarı geldi. Kapatıp açmanız gerekiyormuş galiba Hakan Bey. Onu yaptı Mustafa Bey. Oldu mu şimdi? Evet, şimdi geldi. Evet. Şimdi deminki söylediğim İspanya rakamlar burada. %136 ve %335 raf büyümesini direkt görebiliyorsunuz. Burada New York Times'ın konusu "Boom time for the bean industry". Gene aynı şekilde bu da Globe Mail, bu da büyük bir şeyde tamamen "How to get more pulses like lentils and chickpeas" diye. Yani buradaki göstermek istediğim tamamen her tarafta bakliyata olan ilginin net bir şeyini görebiliyoruz. Okay, şimdi döndük şeye. Ve tabii hem arz yetersizliği hem talep patlaması özellikle mercimek fiyatına etki yaptı. Yani %40'a yakın bir dünya çapında mercimeğin fiyatında yükselme yaşandı. Tabii tüketicinin stoklama yaklaşımı, stoklarında da en büyük işte makarna, konserveden sonra bakliyatı stokladıklarını görüyoruz. Şimdi gelelim bir sonraki şeyde bakliyat sektörünün, İsmet Bey bahsetmişti, ben şöyle bir çalışma daha yaptım, onu da paylaşacağım sizinle. Şimdi Türkiye'nin yıllara göre üretimi, gördüğünüz gibi bu hani tekrar bir yükselme çizgisinde, özellikle nohut ve mercimekte. Ve bakliyat tüketiminde de TÜİK rakamlarına göre hemen hemen kendimize yeter bir üretim, kendine yeterlik noktasında. Nohutta %87,5, kırmızı mercimekte %90 civarında bir yeterlik noktasındayız. Tüketimimizi karşılayacak o anda, ama yine de ithalat gerekiyor gibi görünüyor. Burada üretimi artırmak için önemli bir çalışma yapılması gerektiği net bir şekilde görünüyor. Şimdi 80 84-85 senesine girdim ve o zaman bakliyat da Türkiye'nin en önemli kalemlerinden birisiydi. Bir çalışma yaptık. İşte 90'larda ne durumdayız, ne durumdaydık, şimdi ne durumdayız diye ihracat istatistiklerini bir araya getirdik ve 90'da gördüğünüz gibi neredeyse dünyanın mercimeğinin işte bu yaklaşık 1/4, 1/3'ünü Türkiye tedarik ediyormuş, ihraç ediyormuş. Nohutta da gene aynı şekilde çok önemli bir ihracatçı konumundayız. Ama 2017 rakamlarına bakacak olursak, nohutta çok hafif bir
ihracat. Mercimek burada 263 bin ton, hani rakamsal olarak karşılaştırdığınız zaman aynı görünse de bu Mersin'de oluşmuş olan işleme kapasitesi re-exporttan kaynaklanan bir ihracat gibi görünüyor. Dahilde işlemeyle. Evet, dahil işlemeyle almış, yapılan ihracat gibi görünüyor. Yani ihraç pazarlarını Türkiye tamamen kaybetmiş durumda. Ama ben o kadar ümitsiz değilim açıkçası. Özellikle bakliyatı dünyada en iyi işleme kültürü Türklerde. Yani dünyanın neresinde üretilirse üretilsin biz alıp getirip kendi fabrikalarımızda işleyip ihracatını yapabiliyoruz. Burada önemli olan bu mal akışının sürekliliği kesilmesin. Bu hem gerektiğinde içeride ihtiyacı karşılar, hem bu potansiyel olur da üretimimiz, ben Sayın Genel Müdürüm'ün o noktada bakliyata verdiği desteği çok önemsiyorum. Her seferinde dile getiriyorum. Yani bir 5 senelik stratejik bir vizyonla ve bu destek sürdüğü müddetçe ben tahmin ediyorum Türkiye kaybettiği bütün pazarları geri alacaktır. İnşallah o bu da çok uzun değil, yani 2 sene içerisinde oraya doğru gidiyoruz. Yani bu son 2019 rakamlarını istatistiksel olarak bir yere dayandırırım ama bende var rakamlar. Orada da net bir şekilde görünüyor. Mesela bezelyeyi biz burada çalışmaya koymadık. Fakat bezelye rakamlarında da tamamen Rusya'dan, Ukrayna'dan getirip burada işleyip ihraç ettiğimiz tonaj 100 bin tonlara yaklaştı. Bu da güzel bir gelişme. Ve ben bu tür tarım ürünlerinde Türkiye'nin birçok noktada dünyanın üretim üssü olacağına inanıyorum. Şimdi kısaca size birkaç tane yeni gelişmeden de bahsedeceğim. Bakliyatın geleceği konuşulurken. Tabii bizim maçımızdan bakliyat işte nohut mercimek pişirip yeme şeklinde olduğu için onun gideceği yer belli. Çok fazla bir gelişim şeyi yok. Bir de bayanlar da hani çok pratik olmadığı için artık tercih de etmiyorlar. Biz İsmet Bey'le bu konuyu sanıyorum İstanbul'daki şeyde sizin etkinliğinizde konuşmuştuk. Yani burada Türkiye için çok önemli bir trend var idi. Orada biraz treni kaçırıyoruz gibi. Bakliyatı çok iyi biliyoruz ama onu teknolojisini takip edip gelişip bu gıda sektörlerine, gıda içeriğine sokma noktasında geri kaldık. Şimdi Amerika bu konuda bayrağı taşıyor. Buyurun size Beyond Meat örneğini vereceğim. Daha 2009 senesinde kurulmuş bir şirket. Yaptıkları açıkçası kendileri, çünkü ben tanıştım sahipleriyle, daha çok finans kökenli insanlar. Bakliyatın ne olduğunu bile bilmiyorlar açıkçası. Ama bu maş ve bezelye ve bakla unuyla yaptıkları ürünler artık bütün raflarda Beyond Meat. Tamamen vegan segmentinde büyüdüler. Halka da açıldılar ve şu anda 5.8 milyar dolar market cap'e ulaştılar. Şimdi diğer bir örnek daha var. Impossible Foods. Buyurun. Tamamen hamburger gibi görünüyor ama bu bakliyat içerikli ürünlerden yapılmış bir burger. Bunların da yine 4 milyar dolar civarında. Yani 2029 senede 4 milyar dolara gelmiş bir şirket. Yani Türkiye bu konuda çok geri kaldı. Kaçırdık biz treni. Yani burada bakliyatı en iyi bilen biziz. Ama maalesef bu işlenmesi noktasında, o Ar-Ge noktasında çok geri kaldık. Hani tren kaçtı mı, bence hala ümit var. Ne yapılabilir? Bana sorularınızdan birisi de oydu. Ben toprak mahsullerinin alım garantisi şeklinde çiftçilere verdiği teşviği çok önemsiyorum. Bunun devamının da sektör için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Üretim noktasında işte en büyük sıkıntı tohum ıslahı gerekiyor. Yani o noktada daha verimli, verimi yüksek tohumlara yönelmek gerekiyor. Bunların biraz koordinasyonu. Birçok birim var ama her birim kendi çapında bir şeyler yapıyor. Bunları böyle bir koordineli, bir bakliyat steering komitesi gibi bir komite şey olması lazım. O da bir stratejik vizyon, bir proje halinde yürütülebilir.
Demin bahsettiğim işleme merkezi noktasındayız zaten ama sadece mercimek gibi yürüyor. Bu geliştirilebilir. İşte bezelye yavaş yavaş gelmeye başladı. Mesela biz bir sonraki aşama olarak protein ekstraksiyonlarının yapıldığı bir üsul olabilir. Burada proteini pazarlamada bir sıkıntı yok. En büyük sıkıntı nişastası ve ununda. Onun için bilmiyorum Sayın Genel Müdürüm burada ben çok teknik bir konu yorumlamak istemem ama sanki bakliyat ununun ekmek ununa katılması suretiyle belli bir kalite yükselmesini de sağlayacağını düşünecek olursak öyle bir şeyde en çok en büyük bir pazar haline de gelmiş olabilir. Yani bakliyatın ununun nişastasını değerlendirdikten sonra o zaman dünyanın protein üssü olabilme şansımız var. Çok teşekkür. Tabii Ar-Ge çalışmalarından kastım bu gelişen teknolojileri takip edip bakliyat içerikli ürünlerin bizim gıda firmalarımıza düşecek. O konuda üretime dahil edilmesi noktası işte katma değerli ürün geliştirme dedim. Bakliyat için bir diğer şans da yöresel tat farkını pazarlama. Yani Made in Turkey'den kastım, marka değeri kastım o. İşte bir fasulyeyi pazarlarken mesela İspir fasulyesini pazarladığınız zaman ya da kırmızı mercimekte bugün bir Türkiye menşei, Türk original Türk dediğimiz zaman bir 40-50 dolar yani %10'a varan bir fiyat farkı alabiliyoruz. Bir Kanada'ya karşılık, Avustralya'ya karşılık. O biraz geliştirilebilir. İşte onda da tohum çalışmaları esasında o farkındalığı yaratabilirsek, tadı ön plana çıkarabilirsek orada da sanki Türkiye tekrar ön plana çıkabilir. Benim anlatabileceklerim bunlar. Yani tek toparlayacak olursak İsmet Bey'in de söylediklerine ilave evet 85'lerden 95'lere kadar 10 sene çok ciddi aşama kaydettik. O bakliyat üretimini, ihracatını açmak için çok ciddi desteklemeler ödedi Türkiye. Yani hatırladım 70 dolar, 80 dolar ihracatı destekleme sağlanıyordu 85'lerde, 90'larda. Bir yere geldi. Ondan sonra tabii bu çiftçinin artan maliyetleri tatmin etmedi. O zaman Amerikalılar, Kanadalılar, Avustralyalılar kendi huvvat kalitesini yükseltmek için sırf rotasyon amaçlı bakliyat ekimine başladılar ve başarılı da oldular. Bakliyat ekmek suretiyle buğday kalitesini %30 nispetinde yükselttiler bu rotasyonla. Ve dünyanın en büyük üreticisi ve ihracatçısı noktasına geldiler. Ben Türkiye'de bakliyat bizim DNA'mızda var ve bunu çok da uzun süreli yani 5 sene dedim zaten epey bir yol kat ettik nokta. Diğer bakliyat ürünlerinde de destek verildiği takdirde o kaybedilen tüm pazarları geri kazanacağımızı düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hakan Bey çok teşekkür ederiz. Eknur Hanım bir şey katkı sağlamak açısından bir şey ekleyeceğim. Şimdi biliyorsunuz Hakan Bey teşekkür ediyorum verdiğim bilgileri. 2016 yılı biliyorsunuz bakliyat yılıydı. Ve burada faktör olarak biz dernek olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Bölümü ile çalışarak bakliyat unu ve protein liflerini ortaya çıkardık. Ve Türkiye'de şu anda bakliyat unu yapan, raflara koyan şirketlerimiz var. İnşallah bu daha geliştik. Hani sıfır noktasında değiliz ama biz şu anda yani ürün olarak ortaya çıkardığımız bunları tahtlılara, O günlerde 2016'da her türlü ürüne bakliyat koyarak bunların algısını farklılaştırmaya çalıştık Türkiye'de. Şimdi bu ürünlerin belediyelerde, belediye ekmek fabrikalarında bakliyat unları kullanarak ekmek yapımında, çünkü protein seviyesini çok arttırıyor bakliyat unu. %15 nohut ununu ekmeğe koyarak hem lezzetini arttırıyorsunuz, hem protein miktarını arttırıyorsunuz. Böyle bir çalışmayı bu sene başlattık. Şimdi Covid vardı. Covid'den sonra inşallah belediyelerle görüşerek bu projeyi ortaya koyacağız. Bu da bir başka bir farkındalık olacak. Bunu eklemek istedim. Harika. Sizin o projenizi hatırlıyorum.
şeyde İstanbul'la yaptığınız, üniversiteyle yaptığınız gerçekten başarılı bir projeydi. Şimdi Ahmet Bey'e birazdan söz vereceğim. Ama burada benden yaşça ve tecrübe bakımından büyük, çok değerli insanlar var. Bir iki tespitimi sizinle paylaşmak isterim. Ben ve eşim aslında çiftçi çocuklarıyız. Yani ben tütün tarlalarında büyümüş bir insanım. Eşim de ahırlarda yetişmiş bir insan. Onlar hayvancılıkla uğraşırlarmış. Biz daha çok bitkisel üretimle uğraşırdık. 80'li yıllar, işte sizin tam bu atağa kalktığınızı bahsettiğiniz, anlattığınız yıllar aslında tarımda şöyle bir sıkıntıyı yaşadığımız yıllarda oldu aynı zamanda. Bizlere, bizim ailelerimiz aman tarıma girme, oku, kurtar hayatını, uzak dur, bu işlerde para yok diyerek aslında birkaç nesili tarımdan hakikaten anne babalar, tarımın emeğini çok yoğun çeken bir kuşak uzaklaştırdı. Bu ciddi bir sosyolojik problem. Bunu bir kenara koyalım. Ben böyle bir şey yaşadım. Bilmiyorum sizler buna katılır mısınız? Hani bu kadar iş gücünü biz tarımda nasıl kaybettik? Böyle böyle kaybettik. Kuşaktan kuşağa. Beraberinde göç geldi, kentleşme geldi, yaşam tarzlarındaki değişimler geldi. Bir öyle bir sosyolojik boyutu olduğunu düşünüyorum ben tarımda sorun olarak baktığımızda. Biz bir de sanıyorum Arge gemisini kaçırdık. Yani bütüncül olarak baktığımızda tohumdan, tarımsal mekanizasyona, sulama tekniklerinden, çiftçinin eğitimine kadar çok bileşenli ve çok zor bir işten bahsediyoruz. Şimdi devleti eleştirmek de, övmek de yapabileceğimiz en kolay ama devlet olmak da bu ülkede kolay bir şey değil. Kolay bir coğrafya değil, zor bir coğrafya. Bu tespitlerimle birlikte sözü şimdi hemen Ahmet Bey'e vereceğim. Ahmet Bey, sizi göremedim ama buradasınız sanıyorum. Buradayım. Evet, TMO alım yapsa da bazen yaranamaz, yapmasa da bazen yaranamaz. Fiyat söylese de bazen yaranamadığını dinleriz, bazen yarandığını dinleriz. Evet Ahmet Bey, sizi dinliyoruz. Buyurunuz, değerlendirme ve tespitleriniz bizler için çok önemli. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi bir gün diliyorum. Öncelikle tüm katılımcıları da selamlıyorum. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi 2020 yılı hasat döneminden önce dün itibariyle Hububat ve Bakliyat'taki Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 2020 yılı alım fiyatları açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dün akşamki kabine toplantısından sonra Hububat'ta malum buğdayla, ekmeklik sert buğdayla 1650 lira ton başına. Arpa'da da 1275 TL olarak belirlendi ve açıklandı. Bu toplantının gündemi olan bakliyatla ilgili açıklama da dün Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapıldı. Onda da nohut fiyatımız 3350 lira, kırmızı mercimek fiyatımız 3500 lira, yeşil mercimek fiyatımız da 3200 lira olarak açıklamış olduk. Tabii şunu vurgulamak lazım. Biz Hakan Bey'i keyifle dinledim. Hem Türkiye'deki konjonktürü hem de dünyadaki karşılığını anlamaya çalıştık bu konuşmasında. Şunu memnuniyetle görüyorum ki her ne kadar bakliyatta bir zikzak çizen bir üretim dönemleri geçirsek de yıllar itibariyle son zamanlarda hem kamuoyunda hem de piyasalarda, ticaretinde bir artışla beraber üretimini dağıttığını bakliyatın memnuniyetle görüyoruz. Burada en belirleyici faktör tabii ki Tarım Bakanlığı'nın vermiş olduğu destekler bir. İkincisi de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımla ilgili 2018 yılında yeniden görevlendirilmesi. Malum 25 yıllık bir ara dönemden sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'ne bakliyat piyasalarını üreticiden tüketiciye kadar olan süreci yeniden regüle etme görevi verildi 2018 yılında. Ve hemen o yıldan itibaren de TMO bakliyat alımına başladı.
Malum 2018'de ve özellikle 2019'da çok yüklü, büyük rakontelerle karşılaştık. Yani Türkiye'nin belki de başlangıçta tahmin etmediği rakonteler, 600-630 bin tonlara varan nohut rekolteleri, kırmızı mercimek, yeşil mercimek de o boyutta olmasa da nohutta ciddi bir artış söz konusu oldu. Tabii COVID-19 sürecinde bu nohut stoklarının değerlendirilmesinde de Hakan Bey'in cümlesi sevgiyle kucaklamak lazım dedi. Hem insanların tüketimine, protein kaynaklı tüketimine çok ciddi bir katkı sağladığı için, hem de fiyatının çok uygun olması için, hem yurt içinde hem yurt dışı piyasalarda başta nohut olmak üzere bakliyat tüketimi arttı. Bu da eldeki stokları, eldeki miktarı çok çok önemli miktarda bitti diyecek mesafeye kadar tamamlamış olduk, bitirmiş olduk. Şimdi biz biliyorsunuz kuru fasulyede Haziran döneminde ekilişler tamamen tamamlanmış olacak ama yeşil mercimekte, kırmızı mercimekte ve nohutta Nisan ayı sonu itibariyle ekilişler tamamlandı. Bizim 2020 yılı olarak tüm katılımcıların da mutlaka kendi fikirleri veya tespitleri vardır ama bakanlığımızda şu andaki ön tespitler olarak kırmızı mercimekte 400 bin ton gibi bir rekoltenin gelebileceğini, yeşil mercimekte 40 bin ton bir rekoltenin gelebileceğini, nohutta geçen seneye göre biraz az olarak rekoltenin gelebileceğini, yani 550-600 bin ton olarak gelebileceğini, kuru fasulyede de 250 bin veya 300 bin aralığında bir rekoltenin gelebileceğini öngörüyoruz. Bu ön tahmindir tabii. Hasat dönemine kadar olan süreçte meteorolojik şartların, bakım şartlarının uygun gitmesi halinde bu rakamlar, bu rekolteler beklenebilir. Şimdi biz fiyatları açıkladım. Az önce bahsettim. Bakliyatta, nohutta çok fazla bir artışa gitmedik alım fiyatında. Ama kırmızı mercimekte %40'lık bir geçen seneye göre alım fiyatı artışı yaptık. 2500 lira olan ton başına fiyatımızı 3500 olarak revize ettik ve %40 artış yaptık. Burada amacımız şu, elbette bakliyatta üretimi biz istiyoruz, destekliyoruz, alım garantisi de veriyoruz. Bunda hiç şüphe olmasın. Ama dengeli olarak ülkede üretilmesini, nohutta çok fazla bir arz oluşturup da kırmızı mercimekte yetersizlik değil, kırmızı mercimekte de yeşil mercimekte de bizim mümkün olduğu kadar ülke ihtiyacına ve ihracata katılabilecek, aktarılabilecek bir miktarı üretmek niyetindeyiz. Kuru fasulyede biz fiyat açıklamadık. Onu takip ediyoruz. Kuru fasulye fiyatlarında eğer bir ihtiyaç olursa, ki olmayacağına inanıyoruz, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin görevi içerisinde vardır. Bununla ilgili fiyat çalışmamız da yapılmıştır. Ancak fiyatını açıklamadık. Sezonun içerisindeki gelişmesine bakacağız. Fiyat durumunu takip edeceğiz. Şimdi Hakan Bey ihracattan bahsetti. Rekor kırdığımız, işte dünyada üçte birine varan bir ağırlığımız olan bakliyat ihracatından nohutta özellikle vurgu yaptı 90'lı yıllarda. Şimdi son iki yıldan bahsetmek, bundan sonra bir yol haritası belirledik biz. Nohutla ilgili, hubbatla da ilgili, bakliyatla da ilgili. Bunu bir yol haritası vardır. Hep derler ya, bir tarım politikası var mı Türkiye'nin? Türkiye'nin bir tarım politikası vardır. Ve bu politika artık deneme yanılma yöntemiyle değil, bundan sonra bir yol haritasıyla yürütülecektir. Ve aklın, mantığın ve de ihtiyaçların, ticaretin etkili olduğu bir yol haritasıdır bu. Toprak Mahsulleri Ofisi de burada kendisine verilen misyonu yerine getirebilecek kapasite ve kabiliyette. Çok değerli uzman, değerli arkadaşlarla, çiftçiye vermiş olduğu emniyetle, güvenle sağlamış olduğu itibarla bu süreci götürmelidir. Ve işin doğrusu son iki yıldır gerek hububat, gerek bakliyat ve diğer TEMO'nun görev alanındaki ürünlerde de tamamen üretici öncelikli, üreticiyi kollamaya, üretimin sürdürülebilirliğini, üreticinin memnuniyetini sağlamaya yönelik fiyat çalışmaları yapmıştır, alım çalışmaları yapmıştır. Stok tutması ihtiyacı itibariyle de dış tedariklerinde öncelikle üreticinin zarar görmeyeceği dönemleri,
zaten üreticinin üretim döneminde hiçbir şekilde dış tedarik toprak konsolosu tarafından yapılmamıştır. Ara sıra kararname, yönetmelik veya işte onunla ilgili kararlar resmi gazetede gecikerek yayınlandığı için hasat dönemine denk gelmiş olabilir ama hasat dönemlerinde TMO hiçbir zaman dış tedarik, ithalat işine girişmemiştir. Biz de bunu hassasiyetle takip ediyoruz ve hep vurguluyoruz. Üreticimizin moralinin bozulmaması için, Türkiye'nin daha çok üretmesi için. Şimdi 2018-2019 tekrar bakliyata gelecek olursak özellikle nohut özelinde elimdeki bilgiler çok değerli. 2018-2019'da yani TEMO'nun görev aldığı ve nohut üretiminin artış gösterdiği yıl olarak nohut, Türkiye nohut ihracatı 153 bin ton geçtiğimiz sezon. İthalatı ise 6 bin ton. 2019-2020 sezonunda yani bu yılda, bu sezonda şu ana kadar 100 bin ton üzerinde bir ihracat gerçekleşti ve sezon kapanana kadar da geçen seneyi egale edeceğini öngörüyoruz, tahmin ediyoruz. Buradan şunu vurgulamak istiyorum. Bakliyatta, nohut özelinde biz net ihracatçıyız ve bu devam edecektir. Yurt dışı temsilcilerin geçen yıl katıldığımız uluslararası toplantıda da ısrarla Hakan Bey de bir önce vurguladı. Bu süreç devam etmesi halinde Türkiye birkaç yıl içerisinde dünyada artık tam bir otorite olacaktır. Bu sürece katkı koymakta Türkiye'nin, bu süreci devam ettirmekte Türkiye'nin ve önemli olarak da TEMO'nun ve Tarım Bakanlığı'nın elindedir. Bunu biz bu bilinçteyiz, bu yaklaşımı benimsiyoruz ve inanıyoruz ki belki iki yıl dediği gibi iki yıl içerisinde de bu gerçekleşecektir. Tabii TEMO'nun alım garantisiyle beraber bir de bakanlığın ciddi bir desteği var. İşin doğrusu güçlü bir destek var. Yani ton başına 800 lira gibi nohutta, mercimekte, fasulyede, kırmızı mercimekte verilen destek var. Bu gerçekten önemli bir destek. Şunu da altını çizmem lazım. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlemiş olduğu fiyatlar üretici maliyetlerinin %30'la %50'sini yani %50'siyle %30'undan daha fazla bir karlılık bırakıyor üretici. Artı Tarım Bakanlığı'nın yani bakanlığımızın 800 liralık ton başına sağlamış olduğu desteklerle beraber de ciddi bir üretici geliri sağlamış oluyor. Türkiye bir sürece gidiyor. Bakliyatta bir yol haritası oluştu. Hubat'ta da bir hedefimiz var. Onu da söyleyeyim çok uzatmadan. Katılımcılar içerisinde Hubat'ı da ilgili olanlar vardır ve olmalıdır da. Türkiye'de yıllara göre baktığımızda 22 milyon ton, 22,5 milyon tonlara varan hubat üretimi gerçekleşmiştir. Ama son yıllarda özellikle buğday, başta buğday alanlarının daralmasıyla beraber ülkemizde ciddi bir rekolte geriliği söz konusu olmuştur. Biz bunun artık buğday stratejik ürünlerimizin başında geliyor mantığıyla bakanlığımızla, ilgili mercilerle ve üst makamlarla sıklıkla paylaşarak ve bilgilendirerek ve pozitif dönüşler alarak buğdayda son iki yıldır ciddi bir fiyat politikası uyguluyoruz. Üretici memnun eden bir politikaya başlamış olduk. Bu nedir? Geçen sene %30 civarında artırdığımız buğday fiyatını, %30 civarında artırdığımız arpa fiyatını, bu sene gene %22 civarında artırdığımız ekmeklik buğday fiyatıyla 1350 liradan geçen sene aldığımız ekmeklik buğdayı bu sene 1650 lira ikinci grup ekmeklik buğday, 1800 lira makarnalık buğday, geçen sene 1100 liraya aldığımız arpayı 1275 liraya bu yıl almayı ilan ettik, duyurduk. Burada şu mesajı veriyoruz. Lisanslı depolarımızla, kendi imkanlarımızla, depolama kapasitelerimizle Türkiye'nin başta buğday olmak üzere hubat üretiminde eski güçlü, eski yüksek rekolteli günlere dönmesi gerekiyor. İşte COVID-19'da gördük. Önümde bir sürü not var. Dünya piyasalarında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bütün ülkeler bu süreçte kendi özellerinde bir tedbir silsilesine giriştiler. Gün içerisinde kararlarını değiştirdiler. Ama öncelikle kendi nüfuslarını
kendi halklarını beslemek için, garanti almak için stoklarını korudular, ihracatlarını kısıtladılar ve benzeri tedbirler söz konusu oldu. Bu Batı'da, bakliyatta, diğer tarımsal ürünlerde de, sebzede, meyvede, etli, süt, hepsinde, yumurtada, hepsinde oldu. Biz de Tarım Bakanlığı olarak Türkiye'de bu tedbirlerin hepsi günlük, saatlik olarak değerlendirildi. Alınması gereken tedbirler de Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile paylaşılarak gerekli tedbirler alındı. Gerçekten şunu bir kere daha altını hep konuşmalarımda, açıklamalarımda vurguladım. Korona virüs dolayısıyla Türkiye Mart ayından itibaren bu olağanüstü döneme girdiğinden itibaren gerek un sanayicisi, gerek bakliyat sektöründeki müteşebbisler, işin ticaretini yapanlar, paketlemesini, pazarlamasını yapanlar, Türkiye'de hiçbir arz eksikliği meydana getirmediler. Ve bunu yaparken de ben çok çok az sayıda sınırlı terdi olanları dikkate almazsak fiyatlarda da çok önemli bir artış olmadı. Yani bu süreçte kuru gıda sektörü gerçekten bana göre hep teşekkürle, şükranla vurguluyorum ve bilgilendiriyorum konuşmalarımda muhatapları da. Bu sektör Türkiye'ye sahip çıktı. Türk halkına saygısını gösterdi. Bunu vurgulamaktan da büyük keyif alıyorum işin doğrusu. Teşekkür ediyorum bir kere daha. Ve çoğu da harman zamanına kadar biz fiyatlarımızı muhafaza edeceğiz diye açıklamalar yaptılar. Biz de tema olarak, bakanlık olarak bu açıklamaları şükranla karşıladık, memnuniyetle karşıladık. Ama biz ne yaptık tabii? Toprak Mahsulleri Ofisi olarak bu koronavirüs döneminde elbette diğer ülkelerin tüm tedbirlerini dikkate aldık, takip ettik. Anlık olarak, günlük olarak. Türkiye olarak bizim ihtiyaçlarımız nedir? Onlara baktık. Malum biz Ocak ayından itibaren yetkilerimizi biraz daha güçlendirerek kendimizi hazır tutuyorduk. Ha, korona gelecek diye değil, her türlü ihtimale karşı yaptığımız hazırlıklar. Korona döneminde bize elimizde çok emniyetli bir silah olarak bulundu. Stoklarımız yeterliydi. Hubat'ta da, bakliyatta da. İhtiyat tedariklerini de yaptık bu arada. Ve şunu da yaptık. Sektörün bu duruşunu az önce bahsettiğim rafların hiç boş kalmaması, arzın kesilmemesi, fiyatların çok çok canibi dikkat artmaması, dengeli seyretmesi vesilesiyle biz de Hubat'ta ve özellikle Hubat'ta olmak üzere piyasaya arzımızı %30, %50 oranında arttırdık. Mesela buğdayda un sanayisini %50'ye varan 500 bin tonlardan 750 bin tonlara kadar makarna sektörüne, un sektörüne tahsis yaptık. Hiç fiyatlarımızı değiştirmedik. Bir kere daha altını çizmem lazım şunun. Daha doğrusu vurgulamam lazım. Ekim ayında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin başlamış olduğu, satışa başlamış olduğu fiyatlarla şu anda Mayıs ayındaki satış fiyatları %2 değişmiştir. Yani son derece düz çizgide giden bir istikrarlı bir fiyat politikasıyla başladık ve inşallah yeni hasat dönemine de öyle giriyoruz. Bakliyatta da yine aynı şekilde TEMO'nun çok uygun fiyatlarla hem kendi parakende satışları hem de toptan satışları piyasada önemli bir regülasyon aracı olmuş. Tabii bu arada yurt dışı piyasaların ihtiyacını da karşılayacak şekilde ihracatçılarımızın eline de stoklarımız açılmıştır. Ben sözlerimi şöyle toparlayayım. Tema olarak ülke tarımına katkı sunacak her türlü girişimin üretim aşamasında olsun, ticaret aşamasında olsun, ihracat aşamasında olsun, yanında ve yakınında olup desteğimizin, ilgimizin olacağını bilinmesini istiyorum özellikle. Tarım Bakanlığı'nın yaklaşımları, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaklaşımları, diğer muhatap olduğumuz kurumların yaklaşımları da son yıllarda tarıma daha çok pozitif olarak dönmüştür. Tarımın stratejik bir sektör olduğu çok çok önem kazanmıştır. Özellikle böyle salgın dönemlerinde gıdaya erişimin, gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha biliniyordu ama çok daha altı çizilmiş şekilde tüm tüketiciler, tüm halklar, tüm devletler, ülkeler fark etmiştir. Biz koronavirüsün getirmiş olduğu bu sıkıntılı dönemde tarıma
ve üretime artı kazançlar sağlayacak, gıdanın önemini ihsas edecek ve üreticinin önemini, üretimin önemini bir kere daha vurgulayacak bir şans olarak görüyorum. Kurum olarak da bu bilinçte tüm muhataplarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Sorular varsa alabilirim. Sayın Genel Müdürüm, salondan var tespitler ve sorunlar ama ben bir noktanın altını çizmek isterim. Türkiye'de maalesef her türlü tarımsal ürünün tüketiciye ulaşımında en önemli halka olan perakende ve perakendenin zincirin tüm halkalarının özellikle aradaki sanayiciye dönük vahşi tutumu özellikle ödemeler konusunda zinciri kıracak çok önemli bir nokta. Çünkü tarım sektörü tahım maddesinin %90'ını tarladan alan bir sektör, gıda sektörü affedersiniz. Dolayısıyla da o paranın hemen çiftçiye tekrar dönebilmesinde sanayici çok önemli bir rol oynuyor. Aynı şekilde yaş meyve sebze tarımında hallerimizin çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Burada çok değerli sektör büyüklerimiz var. Belki onlar da bu konuda bir şey söylemek isterler ama bakın Tarım Bakanlığı gıda sektörüyle tarım sektörü ve tüketici arasındaki en önemli halka olan perakendenin bu vahşi tutumunu ciddi anlamda mercek altına almazsa ve ciddi anlamda bir çekidüzen vermezse sadece devletin desteklemesiyle, sadece devletin ittirmesiyle bir yere varamayız. Orası çok önemli bir halka. Olay sadece perakendenin ödeme süreleri de değil. Bugün Türkiye'nin gıda güvenliği yönetim sistemini tamamen yöneten Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz var. Ve bunların da tüm uluslararası hukukla, Avrupa Birliği ile uyumlu mevzuatları var. 7000 civarında denetmeniniz var ve gece gündüz de gıda işletmelerini ve perakende noktalarını denetliyorsunuz. Şimdi sektörün ben bunun için ne kadar çabaladığını çok iyi biliyorum. Ama gelin görün ki her perakende zincirinin kendi kafasına göre uydurduğu yeni yeni checklistler, yeni yeni denetimler, yani ortalama bir kobi ilave olarak yıllık 1 milyon TL'ye yakın o perakende grubunun, ki her birinin ayrı ayrı bakın bir birleşik ortak bir konsensus da yok burada. Sadece yok seni oradan denetleyeceğim, buradan denetleyeceğim, ürününe şu sertifikayı da vereceğim, işte başına da çelenk asacağım ma kadar varan, içini çok iyi anladığım ve artık neredeyse mafyalaşmış bir yapı olduğunu lütfen göz ardı etmeyelim. İşin bir ayağında marketler var, bir ayağında laboratuvarlar var, bir ayağında da ciddi bir denetçiler ordusu var, kim olduğunu bilmediğimiz ve bunun finansmanı da tamamen KOBİ'nin üzerine kalıyor. Ödemeler ve bu devletin dışında perakendenin kafasına göre asıp kestiği bu denetimler ve bunların paralarını bir kenara koysak, bu paraları çiftçiye ayırsak eminim ben tarımsal Ar-Ge'de devrim yaparız. Çok ciddi adımlar atarız. Şimdi salona söz vermeden önce bir Rint Bey'i aramızda. Rint Bey, mikrofonunuz açık. Buyurunuz. Rint Bey, Federasyon Başkan Vekilimiz, biliyorsunuz Ahmet Bey. Buyurunuz başkan. Sayın Genel Müdürüm, değerli katılımcılar, hepinize Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu olarak hoş geldiniz diyorum. Konuya geçmeden evvel TGDF Akademimize teşekkür ederim. Bu sektör spesifik yaptığı değerlendirmeler hepimiz için çok önemli. Geçen hafta yaş meyve ve sebzeyi yaptık. Bu hafta bakliyatı yapıyoruz. Bu devam edecek. Bu sektörlerin yaşadıkları problemleri ortaya çıkartmak açısından çok önemli. Şimdi ben müsaade ederseniz baştan beri dinliyorum. Hakan Bey de dinledikten sonra kendimi biraz dinozor olarak hissettim. Ben çalışma hayatına ihracatçı olarak başlayan biriyim. Tam 49 sene önce elime çantamı alıp Orta Doğu'da kapı kapı gezerek mal satmaya başladım. 1970'lerin ortalarında Türkiye'nin ilk yeşil mercimek ihracatını yapanım. Daha doğrusu yapan derken tabii ki o zaman profesyonel olarak çalıştığım bir şirket adındaydı.
Bunu şunun için anlatıyorum size. Çeşitli evrelerden geçtik. Bu evrelerden geçerken bize bırakılan tecrübeleri de bir şekilde faydalanmamız lazım ki ilerimizi planlayabilelim diye. Hakan Bey bu evrelerin belli bir kısmından sonra o da bizle birlikteydi. Mercimek'te biz ciddi bir ihracatçıydık. Bu ihracatçılık belli bir süre devam etti. Sonra mercimek üretimimiz azaldı. 1980'lerin ortalarında, daha doğrusu 1980'lerin sonlarına doğru, o zaman Selefiniz Ahmet Özgüneş Bey bir bakliyat seferberliği başlatmıştı TMO nezdinde. Ve bunda Ayşe Hocam'ın da çok büyük katkıları vardı, Ayşe Baysal Hocam'ın. Ve ilk önce bir bilinçlendirme oldu. Ciddi bir kamu bilinçlendirmesi yapıldı. Ciddi bir bakliyat artışı sağlandı. Ve bunu takiben biz 100 bin tonlara varan ihracatlara ulaştık. Fakat sonrasını iyi irdelemek lazım diye düşünüyorum. Bu çabaların sonunda Türkiye ciddi bir noktaya geldikten sonra bunu sürdürebilme kabiliyetinden yoksun kaldı. Sürdüremedi. Bunun iki tane büyük neticesi oldu. Birincisi, o zamanki en büyük alıcımız Hindistan seneler sonra bize bakliyat ihraç eder hale geldi. Daha önemlisi, ki bakliyatla biz millet olarak en çok haşir neşir olan milletlerden bir tanesiyiz. Biz Kanada tarımına büyük katkıda bulunduk. Biz Kanadalılara bakliyatı öğrettik, bakliyat işletmeyi öğrettik. Türk işletmeleri Kanadalılarla Kanada'da çalışmaya başladı. Belli bir süre sonra Kanada ciddi bir bakliyat ihracatçısı hale geldi. Bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi TMO'nun o senelerde yaptığı atılımdır. Şimdi burada neleri eksik yaptık, neleri başka türlü yapmamız lazım geldiğini düşünmemiz lazım. Bir iyi irdelememiz lazım. Belki Hakan Bey de bu konuda bize yardımcı olur. Ama geldiğimiz noktada, yani 2020 senesinde ve COVID sonrasında bizim dünyanın bizden evvel yapmaya başladığı bir başka noktaya doğru gitmemiz lazım geldiğini düşünüyorum. Bakliyat hepimizin bildiği gibi ciddi bir protein kaynağı ve bu protein kaynağının yanında da kolesterol vesaire gibi bir takım sıkıntıları da bertaraf eden, daha doğrusu onlara yol açmayan bir protein kaynağı. Dünyada en büyük eksikliği olan gıda maddelerinin başında da protein eksikliği geliyor. Bu itibarla ciddi katkıda bulunabilecek bir yapı. Dünya bakliyatı bakliyat olarak yemektense Ar-Ge kullanarak bakliyatın proteinini izole edip çeşitli gıdalara katarak kullanma yollarına gitti. Bunda Amerikalılar, Kanadalılar ciddi olarak öndeler. Bizim özellikle bakliyat derken bunların içinde mercimek de var ama şu anda en çok kullanılan bakliyatlardan bir tanesi bezelye. Bunların Türkiye'de de belli bir argesiyle üretiminin yapılması gerektiğini kanaatindeyim. Biz bunları yapmazsak, yani nihai ürüne yönelmezsek, yavaş yavaş dünyadaki ticari avantajımızı kaybetmekte olduğumuzu düşünüyorum ben. Bunun değerlendirmesini yapmak zannediyorum bu ortamda çok önemli. Hocalarımız da var. Berat Hocam'ı gördüm biraz evvel katılımcılar arasında. Bizim biraz daha Ar-Ge'ye yönelip, biraz daha komoditiden daha çok ürüne yönelmemiz lazım ki bunun katma değerini de kendi içimizde tutabilelim. Benim belirtmek istediğim nokta bu. Ben TMO'ya teşekkür ediyorum gayretlerinden dolayı. Ama bu gayretlerin kalıcı olabilmesi için belki TMO'nun da bu Ar-Ge konusunda belli, daha doğrusu TMO'nun demeyelim, her şeyi TMO'ya yüklüyoruz, dönüyoruz, TMO'dan istiyoruz da, Tarım Bakanlığımızın Ar-Ge konusunda bize ciddi bir destek vermesi, bu sektöre bakliyatın işlenmesi konusunda bir destek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben katılan herkese teşekkür ederim. İnanıyorum ki bugünkü çalışmalar herkes için çok faydalı olacaktır. Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ahmet Bey, salondan değerlendirmeler var. Ali Arpacıoğlu Bey der ki 2019 yılında kırmızı mercimek alım beraber bareminiz piyasayla uyumsuz.
piyasamızda %6 hasar düzeyi fiyat kesiliyor. Sizin bareminize göre %47 hasarlı bir üründen %18.5 kesinti yapılıyor. Bu sizin elinize kalitesiz ürünün geçmesine sebep olur. 1952 yılından beri kırmızı mercimek üretimi yapan bir firma olarak barem konusunda güncelleme yapmanızı öneriyoruz demiş. Kültür Hanım'ın not aldım ben. Aldınız değil mi? Melih Arpacıoğlu'nun. Melih Hanım'ın alttaki mesajını da okudum. Hemen bir cevap vereyim. Yazacaktım ama herkes duysun. Tabii sadece dünya piyasaları ve alım fiyatları destekleme yol haritasının ana taşları değildir. Sayın Bakanımızın önceki gün açıkladığı dijital tarım pazarı dediğimiz bir uygulama da devreye giriyor. Yani anlayacağımız daha kolay şeyler. Sözleşmeli tarım, öteden beri söylediğimiz, beklenen, üreticinin beklediği, Türkiye'nin çok konuştuğu ama uygulamada sıkıntıları olan bir sözleşmeli üretim, sözleşmeli tarımla ilgili bir yeni bir versiyon ortaya kondu. Elbette tema olarak biz işte virüs dolayısıyla herkes alım garantisi, alım garantisi diye birçok açıklama yaptı. Bence çok anlamsız bir değerlendirmeydi. Çünkü Toprak Mahsulü Ofisi kendi görev alanındaki ürünleri zaten alırken, fiyat verirken aldığını garanti ediyor. Yani o fiyatı verip de ben fiyatı verdim, kim ne alırsa alsın demiyor. Bu fiyatı verdim, bu fiyattan alıyorum anlamında bu garantidir. Ve geçen yıl 14 üründe TEMO fiyat açıkladı ve alım gerçekleşti. Bunun 3 tanesi TEMO'nun görev alanına fındık, üzüm, incir gibi sonradan girdi. Önemli giren ürünler olmak üzere. Şimdi çizilen yol haritasında bizim elbette tema olarak alım garantisiyle beraber verdiğimiz fiyatlandırma, üreticinin memnun olacağını sürdürülebilir bir fiyatın oluşması. Bunu yaparken de dünya fiyatı şuymuş, onun bir şey altına üstüne çıkalım diye bir basit hesap değil. Ben konuşmayı çok uzamasın diye söylemedim ama biz her ay tüm ürünlerle, görev alanımızdaki ilgili tüm ürünlerle ilgili maliyet çalışması yapıyoruz. O ürünün üreticiye o dönem için Ocak'ta nedir, Şubat'ta nedir, Mart'ta nedir, hasat dönemi öncesinde de son şeklini verip bütün maliyet unsurlarını, arazisi kendisine ait olsa bile onu kiraladığı varsayarak ayırmış olduğu nakdi sermayenin kredi olarak kullanılması dahi hesaplanarak onun kredi faizinin maliyete eklenmesi dahil olmak üzere bütün maliyet unsurları hesaplanarak ki değerli hocalarım vardır katılımcılar içerisinde görüyorum. Çok daha iyi bilecek, değerlendireceklerdir. Çiftçinin tüm üretim unsurları maliyete katılmak suretiyle bir maliyet çalışması yapıyor. Ve sonra bakıyoruz iç piyasada bu ürün kaç lira, dış piyasada kaç lira. Biz hangi fiyattan gelirsek bu çiftçi ben iyi ki ektim, iyi ki ürettim, bu sene de ektim, gelecek sene daha çok ekeceğim veya devam edeceğim desin. Bunun çalışmasını yapıyoruz. Ve tabii ki gene sorunun içerisinde var, cevap vereyim. Üreticiyle konuşuyoruz. Türkiye'nin her yerinde. O ürünün üretiminin çok olduğu yerlerdeki başta üretici örgütleri, önder çiftçilerle birebir görüşüyoruz. TEMO'nun öteden beri uyguladığı dekolde tahmin çalışmaları da bu şekilde yapılmaktadır. Birebir üreticinin mukayeseli görüşleri alınarak belirlenmektedir. Fiyatlandırmada, alım fiyatlarındaki fiyatlandırma da bu şekilde yapılmaktadır. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. TEMO üretimi sürdürülebilir derken maliyet unsurlarıyla beraber alım fiyatlarının ve alım garantisinin çiftçinin kendini güvende hissedeceği bir miktarda olmasını istiyor. Bakanlık olarak desteklerin çiftçinin maliyetini paylaşacak, maliyetine katkı sağlayacak miktarda oluşmasını istiyor. Geçen sene Hububat'ta mesela %100 arttırdık. 50 liradan 100 liraya çıktı. Ton başına destek. Fark birimi desteği. Gübre desteği işte gene 4 liradan 8 liraya çıktı. Bunlar %100 artışlar. TEMO'nun önerileriyle ve Sayın Bakanımızın da hemen talimatlandırmasıyla gerçekleşti. Bunun gibi üretim araçlarına katkı sağlayacak maliyetleri paylaşacak unsurları da bir araya koyduğumuzda sürdürülebilir ve istikrarlı. Bu sene nohut çok, gelecek sene az. Bu sene işte mercimek çok, gelecek sene az. Bu şekilde değil. Dengeli bir üretim anlayışıyla bunu devam ettirmek. Ve
Dış pazarın da beklediği bu benim anladığım kadarıyla hep vurgular buluyor, yapılıyor. Yani fiyatın da istikrarlı olması, üretimin de istikrarlı olması. Biz de bunun için bütün önerilere açık olmakla beraber bir yol haritası belirledik. Bunu da deklare ediyoruz. Sadece fiyat değil, bunun diğer çiftçiyi kendisine güvende hissedeceği yaklaşımlarda, düzenlemelerde olmak üzere hepsi birlikte bir yol haritasıdır. Bu noktada söyleyecekler bunlar. Sayın Genel Müdürüm, çok teşekkür ediyorum. Aramızda sevgili Funda Elmacıoğlu hocamız var. Beslenme profesörüdür kendisi, biliyorsunuz. Evet. Bana WhatsApp'tan yazdı. Benim beslenme ve bakliyat üzerine konuşmam lazım. Çok değerli bir hazırım dedi. Hocam buyurunuz, sizi dinliyoruz. Hoş geldiniz. Efendim, hazırını saygıyla selamlıyorum. Çok önemli bir konuyu, hele hele bizim beslenmeciler olan ilgi alanımızın bugün ortaya konuşulmasından heyecan duydum. Keşke arada dersim olmasa da sonuna kadar takip edebilseydim. Ancak kaçırmamaya özen gösterdim ve bazı noktalarda sizlere beslenme adına bilgi arz etmek istedim. O da şöyle, Türkiye 1974 ve 1984 Türkiye beslenme araştırmalarından sonra 2010 ve 2017 yılında, yani bu 3 yıl önce yapılan araştırma henüz Sağlık Bakanlığı tarafından deklare edilmedi. Ancak sonuçlarını sizlere arz etmek isterim. 2010'da da 2017 yılında da tüketimimizde, Türk insanının tüketiminde kuru baklagil konusunda bir yetersizlik görülmedi. Şükürler olsun, Türk halkının protein desteğini sağlayan en önemli besin grubu kuru baklagiller. Bu kuru baklagillerin ortalama kişi bazında tüketimi erişkinler için kadınlarda 16,5, erkeklerde 20,5 gram, çocuklarda da 10-12 gram. Yani ben size yuvarlak rakamlarla bilgi vermek istiyorum. Bu çok değerli bir bilgi. Yumurtadan sonra Türk halkının protein açığını kapatan önemli bir sektörün gerçekten duayenlerisiniz. Bu konu biz beslenmecileri neden ilgilendiriyor? Geçtiğimiz günlerde de sizlerle paylaşmıştım. Özellikle bulaşıcı olmayan hastalıkların, bugün günümüzde bulaşıcı bir hastalıkla uğraşıyoruz ama bunun da temelinde gene kuru baklagil tüketimi önemli bir konu. Çünkü bizim için, biz beslenmeciler için kuru baklagillerin yapısında lektin vardır. Bu da kuru baklagilin kendini korunmak için kendi yapısındaki bir biyoaktif koruyucudur. Bu insan için de çok önemli. Biz bunu da bu vesileyle bulaşıcı olmasa da olsa da bugünkü gibi kuru baklagilleri önemsiyoruz. Kuru baklagillerin biraz önce ifade ettiniz. 2016 yılında kuru baklagillerin İstanbul Teknik Üniversitesi veya İstanbul Üniversitesi, kaçırmış olabilirim, orada yapılmış analizleriyle lif oranının yüksek olduğunu ifade ettiniz. Ama sizleri çok rahatlatıcı bir bilgi vereyim. Türk insanı kuru baklagilin değerini çok iyi biliyor. Biraz önceki ifadelerden yola çıktığım zaman biz kuru baklagilleri, yanlış anlaşılmasın ama tahıllarla bir arada kullandığımızda protein değerini daha da yükseltiyoruz. Bizim çok basit geleneksel pişirme yöntemlerimiz var. Mercimekli bulgur pilavı, kuru fasulyeyle bulgur pilavı, biraz daha ileri gidin aşure. Bunların hepsi ette yakın eşleri olan protein kaynakları. Neden? Çünkü her bir örnekte size bir kuru baklagil ve bir tahıl karışımını birlikte sundum. Bu nedenle kükürtlü bileşikler kuru baklagillerde azsa tahıldan geliyor. Tahıldaki az olan lizin kuru baklagilden geliyor ve bunlar bir araya geldiğinde inanılmaz değerli bir ürüne sahibiz. Yıllar önce Türkiye Toprak Mahsulleri Ofisi'nin rahmetli Ayşe Baysal aktivitesiyle yapmış olduğu eğitim programları bugün böreklerin içerisine bile mercimeği koyuyor. Bizim beslenmeci olarak bu konuda hiçbir endişe...
Hocam sanıyorum bağlantınızda bir sıkıntı var. Ses gitti. Ses alınamıyor değil mi? Hocam bağlantıda bir sorun var sanıyorum. Meliha Hanım aramızdasınız değil mi? Ben bir hocamın bağlantısı düzelene kadar... Ahmet Bey'e özellikle teşekkür ederim. Evet Meliha Hanım size söz verdim. Sesinizi alamıyorum ben. Herkes alabiliyor. Açayım hemen açayım. Ben açtım. Buyurun Meliha Hanım. Ben bu güzel toplantı için size çok teşekkür ediyorum. Buyurun Meliha Hanım. Biz teşekkür ederiz katılımınız için. Sesi yok Meliha Hanım'ın. Kendinden kaynaklanıyor şey, açık sesi bende. Sesi açar mısınız? Sesim açık şu an. Tamam. Şimdi geliyor sesi. Çok güzel bir toplantıydı. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Güldal'ın gerçekten üreticiye olan yakınlığı, işin içinde olması, yaklaşımlarını her zaman çok takdir etmişimdir. Dinlemekten büyük keyif aldım. Yeni yol haritasını önemsiyorum. İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Sürdürülebilirlik adına teknoloji kullanımı ve inovatif yaklaşım gerekli bize. Özellikle bakliyatta. Hakan Bey bunun altını ısrarla çiziyor. Yani dünyadaki yükselen trend vegan üretim. Buna ilişkin Türkiye'nin bakliyat üzerinden yapabileceği çıkışları hakikaten önemsiyorum. Size de teşekkür ediyorum. Sağ olun, biz de çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Funda Hocam'ın bağlantısında sorun olmuş sanıyorum, tekrar girecek. İhracat ayağı ile ilgili Volkan Bey'in bir sorusu vardı. Volkan Bey Avrupa Perakende platformu lideri. Volkan Bey, bir katkınız olacak mı bu noktada? Söz almak ister misiniz? Mesajınıza istinaden soruyorum. Çok kısaca... Sesim geliyor mu? Evet, duyuyoruz. Çok kısaca şunu söylemek isterim. İhracat yapılan ülkelerdeki satış pazarlama dinamiklerine hakim olunmadığı zaman, bu konularda bilgi olmadığı zaman ihracatta gelişme olmuyor maalesef. Bu konuda da Türk ihracatçılarının eksikliği olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Avrupa'da örnek olarak verecek olursak, çok iyi bir analiz etmek gerekiyor ve buradaki satış kanallarını, pazarlama kanallarını çok iyi anlamak üzerine çalışma yapılmasını tavsiye ederim ben. Burada şunu da söylemek isterim. Büyük bir ihtimalle bir araştırma yok ama Avrupa'ya ihracat edilen bakliyatın %80'ini zamanında buraya işçi olarak gelmiş Avrupa'ya ve şimdi toptancılık yapan kesim ithal ediyor. Bu konuları analiz eden, araştırma yapan Türkiye'de kimler var bilmiyorum. Bunun üzerine kafa yorulması gerektiğine inanıyorum. Bu çok çok önemli ihracatın gelişmesi açısından. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Özür dilerim. Donduğumu fark etmemiştim. Nereden devam edeyim? Çok açtık. Siz şöyle birkaç cümleyle bir beslenmeci olarak bir mesajınızı alırsak hocam. Şunu söyleyeyim. Türk insanı araştırmalar bizim Türk insanının kuru baklagilin değerini çok iyi bildiğini bize gösteriyor. Türk insanı eğer kuru baklagili başka tahıllara katarsanız geleneksel pişirmenin dışında un gibi, ekmek gibi çok da kabullenmiyor. Bu konuyu sizlerle paylaşmak istedim. Kuru baklagili, kuru baklagili olarak tüketelim. Tahıllarla bizim geleneksel kuru fasulyeyle bulgur pilavını, bulgur pilavının mercimekli halini unutmayalım. Çok teşekkür ederiz. Şemsettin Bey, buyurun, siz bir söz istemiştiniz. Son olarak sonra da kapatalım zaten. Bütün katılımcılara teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Sesim geliyor değil mi? Buyurunuz. Şimdi tabii bu COVID-19'la ilgili biliyorsunuz hayvanlardan geçtiği söylendi yarasalarda. Şimdi şöyle bir sorum olacak. Artık buna cevap kim verirse alırım. Bu COVID-19 hastalarının biliyorsunuz bu kanalizasyonla verdikleri işte bu hastalıklar
yeraltı sularını bir şekilde kirleteceğini öngörüyorlar. Bu yeraltı sularının kirlenmesinden dolayı orada hayvanlar eğer bu sulardan içerlerse ve bu hastalığı tekrar insanlara geçer mi? Ve bu proteini de insanlar etten biliyorsunuz karşılıyor. Bunun böyle bir hastalık önümüzdeki dönemde çıkarsa, bu tehlike var çünkü, çıkarsa bu sefer insanlar bakliyata büyük olasılıkla yönelecek. Bu da dünya piyasasındaki bakliyat yeterli mi diye özellikle genel müdürüme ve Hakan Bey'e sormak istiyorum. Böyle bir tehlike görüyorlar mı? Cevap verirlerse teşekkür ederim herkese. Şimdi şöyle yapalım. Bu soruyla birlikte son cümleleri almak üzere sözü önce İsmet Bey'e verelim. Ardından Hakan Bey'e verelim. Buyurun İsmet Bey. Ondan sonra da kapatalım. Genel müdürüm sanıyorum bir taraftan telefonla görüşüyor. O da son bir herhalde selam verecektir. İsmet Başkanım buyurun. Bir söz için bir dakika. Genel müdürüme çok teşekkür ediyorum. Görülüyor ki artık Türkiye bakliyat üretimi konusunda net olarak tavrını ortaya koyuyor. Bu çok sevindirici üretim açısından. Ben son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Bu da bir tespit. Dünya nüfusu 7.6 milyar. Şu anda 830 milyon insan açlık çekiyor. Bir o kadar da obezite var dünyada. Açlığa ve sağlığa çözüm olacak bir gıdanın ana vatanında yaşıyoruz. Bakliyat Hakan Bey'in de icadıdır bu laf. Future of food ve Birleşmiş Milletler'in kullandığı bir laftır. Yani gıdanın geleceğidir. Ben hepinize katılanlara çok teşekkür ediyorum. Bol bakliyat üretecek günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Hepinizi teşekkür ediyorum. Saygıyla selamlıyorum. Hakan Bey buyurunuz efendim. Evet. Teşekkürler. Güzel bir değerlendirme oldu bence. Birçok değerli hocalarımızın da katkıları için teşekkür ederim. Şemsettin Bey'in sorduğu soru benim için teknik bir konu. Ben o konuya değerlendirme yapamayacağım ama bakliyat üretimi kesintisiz bir şekilde yükseliyor. Onu görüyorum. Dolayısıyla bu gıda segmenti çok iyi yerlere doğru gidiyor. Gıda içeriği, bakliyat içerikli gıda ürünleri o doğru bir tarafa gidiyor ama henüz istenilen ekonomik büyüklüğe ulaşmış bir sektör değil. Yani bize baktığımız zaman eğer %80'ni nişasta ve un olan tarafına biz aplikasyonlar geliştiremezsek sadece protein talebi bu sektörü çok ileriye götürecek boyutta değil henüz. O yüzden un ve nişasta çalışmaları, o aplikasyonların genişlemesini çok önemsiyorum. O mesela Çin bu noktada biraz ön plana çıkar gibi oldu. Çünkü o nişastalarını noodle'larda değerlendirmek suretiyle bir pazar, büyük bir pazar açtılar. Dolayısıyla proteinini Amerika'ya 5 misli fiyatına geri ihraç ediyorlar aldıkları ürünü. Orada kendileri nişastalarını değerlendirebiliyorlar. Türkiye'de eğer biz bu ekmeklik una katkı olarak geliştirebilirsek bu tarafı hem un kalitesini ve tadını yükseltmiş oluruz. İsmet Bey de çok güzel bir şekilde ifade etti. Ben Pakter'in yaptığı çalışmaya, etkinliğe katılmıştım. Orada da ekmeklerden tat edinme imkanını bulmuştum. Gayet başarılı, tadı da çok iyiydi. Bu geliştirilebilirse Türkiye zannediyorum üstte olabilir. Bezelye ile alakalı bir iki soru vardı orada, onu da kısaca söyleyeyim. Ben ifade etmiştim, daha çok şu anda iç bezelye dünyadaki en büyük alıcı Birleşmiş Milletler. Türkiye'de bütün bezelyeyi ithal edip, işleyip, ihraç ediyor. O görünen ithalat ve ihracat rakamları oradan kaynaklanıyor. Yani Türkiye özel bir ithalat değil, bir hayvan yemi açısından değil. Daha çok transit gidiyor. Bu konuda gene Türkiye'nin bakliyatı dünyada en iyi işleme
yeteneğine sahip olması, know-how'una, tekniğine sahip olması şeklinde vurgulamak mümkün. Ben Sayın Genel Müdürüm'ün katılımına da çok teşekkür ediyorum. Verdikleri fiyatları da çok uygun olduğunu düşünüyorum. Birincisi üretici açısından dünya fiyatlarına göre oldukça adil bir fiyat. Öte taraftan özel sektörü de etkileyecek yüksek bir fiyat olarak da görülmedi. Yani bazen bu denge korunması çok önemli. Bu fiyatlara hem bence üretici tatmin olur hem de sektör oyuncuları kendilerine güzel bir rol bulacaklardır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet Sayın Genel Müdürüm, tüm görüş, öneri ve taleplerle birlikte son sözü benim perakende notumu özellikle parantez içinde perakendenin vahşiliği konusunda sektöre sahip çıkma sözünü almak üzere son sözü size veriyorum. Buyurunuz efendim. Memnuniyetle. Tabii sizin baştaki değerlendirmenizde parakende sektörüyle ilgili Tarım Bakanlığı veya TEMO tek başına bir yatırım gücü olan veya etkileyici bir mekanizma değil. Malum Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere diğer idari şeyler de var, kriterler de var, bakanlıklar var. Ama sizin söylediklerinizi not aldım. Biz Ticaret Bakanlığı'yla başta olmak üzere haftada bir değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Bunları paylaşırız. Bakanlığımızla da paylaşırız. Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüzle de paylaşırız. Bunları not aldım. Sorulara yazılı olarak da cevap notlardan fırsat buldukça hem bir yandan dinledim hem cevap vermeye çalıştım. Hakan Bey'in bu bat fiyatları, bakliyat fiyatları ile ilgili değerlendirmesine ilave olarak şunu söyleyeyim. Dün akşamdan beri benim telefonum teşekkür. Yani bunu ifade etmekten memnun oluyorum. Hoşuma gidiyor. Bir meslek adamı olarak, ziraat mühendisi olarak bu ülkede 33 yıldır tarım sektöründe mesleğinde çalışan birisi olarak ve bu görevim dolayısıyla itibariyle meslektaşlarımla da paylaşıyorum. Bunu da söyleyeyim. Akşamdan beri sivil toplum kuruluşları, üretici temsilcileri telefon açıyorlar ve yüzlerce belki mesaj var. Fiyatlar çok dengeli, çok yeterli. İşte Allah razı olsun bu fiyatlarla üretim artar. Biz tabii üretimle beraber kaliteyi de bir anda vurgulayacak şekilde çalışmaları yürütüyoruz. Biz hem buğdayın, hem arpanın, hem bakliyatın çok üretilmesini hem de kaliteli üretilmesini istiyoruz. Bu noktada çalışmalarımız devam ediyor. Fındıkla ilgili yazdım ama söyleyeyim. Fındıktaki yolculuğumuz gayet iyi gidiyor Melih Hanım. Sorunuza cevap olsun. 2 milyara doğru giden bir ihracat geliri var. Üretici memnun, sektör memnun ama siyasi mülahazalar bizim dışımızda. Ben o işlere hiç girmiyorum. Yani onu seslendirenlere cevap verirsem amacımızın dışında çalışmış oluruz diye düşünüyorum. Biz fındıkta da bir yol haritası koyduk. Bunun da sonuna kadar takipçisiyiz. Üretici hiç 2019'da da, 2018'de de, 2019'da da mağdur olmadı. İnşallah 2020 içinde hazırlıklarımızı yapıyoruz. İlgili mercileri ilgilendireceğiz. Fındıkta hep var olmak istiyoruz. Fındıkta var olmamızın üretici başta olmak üzere bölgenin ve ülkenin menfaatinin olduğunu ifade ediyorum. Ben de tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İlknur Hanım'a teşekkür ediyorum. Çok değerli bir topluluğu bir araya getirdi. Bize de görüşlerimizi açıklama fırsatı verildiği için teşekkür ediyorum. Her zaman TEMO'ya, rahmet Gündal'a bir ihtiyaç olduğunda telefonumuzun ve kapımızın açık olduğunu ifade ediyorum. Çok sağ olun efendim. Bu sözü duymuş olmak sanıyorum tüm katılımcılarımızı çok mutlu etti. Ben sizi şahsen iyi tanıyorum ve biliyorum nasıl samimi bir insan olduğunuzu. Efendim tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. TGDF Akademi adına saygılarımızı sunuyoruz. Müsaadenizle toplantıyı sonlandırıyorum. Toplantının özetini TGDF web sitesinde ve YouTube kanalında göreceksiniz. Çıktılarını da sizlerle paylaşıyor olacağız önümüzdeki günlerde. Saygılar, sevgiler, herkese iyi günler.